Emek ettiler, aileleri tarafından maddi manevi desteklendiler ve bir yüksek öğretim kurumlu üniversiteyi kazandılar. Büyük hayallerle Tunceli'ye gittiler ama kalacak hiçbir yer bulamadıkları için inanmayacaksınız ama memleketlerine geri döndüler. Büyük umut ve hayaller kurarak Tunceli'ye gelip Muzur Üniversitesi'ne kayıt yaptıran yüzlerce öğrenci kayıt yaptırdıktan hemen sonra şoka uğradılar. Neydi bu şok? Çünkü kentte kiralar çok yüksek. Üniversiteyi kazandıkları için sevindiler ama sevinçleri uzun sürmedi. Tunceli'de yüzlerce üniversite öğrencisi barınma sorunu nedeniyle memleketine geri döndü. Çünkü ne devlet yurtlarında yer var ne de yüksek kiraları ödeyecek paraları. Şu anda ben yurtta kalıyorum da bir asil gelince odadan çıkartacaklar. Geçici kalıyorsun? Geçici kalıyorum. Ev de bulamıyorum. Zaten burada sanırım öğrenciyi duyunca daha fazla zam yapıyorlar öğrenciyi. Ne diyebiliyorlarsa artık. Şu anda korkuyorum. Çünkü babam beni el bebek gül bebek yetiştirdi. Bu üniversiteyi de bayağı zorluklarla kazandım ben. Ama böyle beklemiyordum. Yer var dediler. Mesela bu kadar öğrenciyi alıyorsunuz. Neden yurtlarınız yok? Şehirdeki KYK yurtlarının kapasitesi 2000. Üniversitenin öğrenci nüfusu ise yeni kayıtlarla birlikte 7000 civarında. Bu öğrencilerin 1000'i Tunceli'de ikamet ediyor. 6000'i ise farklı kentlerden geliyor. Devlet yurdunda yer bulamayan 4000 öğrenci ya özel apartlara yöneldi ya da evlere. Ancak bu kez de ücret engeline takıldılar. Üniversiteye yakın bir dairenin aylık fiyatı en az 2000 lira. Üstelik pek çok ev sahibi yıllık ya da 6 aylık istiyor kirayı. Apartlarda da durum aynı. Bir oda fiyatı 1500 liradan başlıyor. 2500, 3000, 1,5. 1 artı 1 lira mı? Tabii evet. Ya çok yüksek yani. Ben İzmir'de bu kadar fiyat görmedim ama burada çok zor, aşırı zor. Şu an bir ablamız var, onun evinde kalıyoruz. O da bize bir hafta kalın dedi bizde bir yer bulana kadar. Ama yer yok. Hal böyle olunca 2000 öğrenci açıkta kaldı. Kimi kayıtlarını dondurdu, kimi de üniversite hayallerinden vazgeçip kenti terk etti. Kalanlarsa yetkililerden bir çözüm bekliyor. Ne yazık ki bakıyoruz ama hiçbir şekilde ev bulamıyoruz. Bulduğumuz evlerde öğrenci almıyoruz diyorlar ve kiralar aşırı pahalı. Keşke gelmeseydim dedim yani. Benim haftaya dersim başlıyor. Ben haftaya derse nasıl gireceğim? Hangi kafayla gireceğim? Nerede kalıyorsunuz? Şu an öğretmen evinde yer bulmuşuz. Öğretmen evi de 80 lira. Yani bunun 10 günlüğü 800 lira. Ben bir ay orada kalsam 2400 lira para yapıyor. Yani bunu ödeyecek güçte olsak zaten niye okuyoruz ki? Ve yetkililer gerçekten Muzur'a bir ses versin ya da bir çözüm bulsun. Yoksa bu kadar öğrenciyi kaybedecekler ve hiçbirimiz üniversite mezunu olmadan şehrimize, memleketimize, evimize geri döneceğiz. Şaşkınlıkla izliyoruz bazı haberleri gerçekten. Ferit Demir'in bu özel haberi de bunlardan biri. Eline emeğine sağlık Ferit'in gerçekten de. Yani dehşet verici bir şey. 2000 öğrenci, 3000 öğrenci gidiyorlar üniversiteye kayıt yaptırmak üzere ve yaptıramayıp geri dönüyorlar. İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinde toplu sözleşme imzalandı efendim. İzmir'e belediyeye ait yerlerde çalışan işçiler %33 zam aldılar. Bursa'da ise en düşük ücret 5000 liranın üzerine çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Grand Plaza'da toplu sözleşme imzalandı. Ücretlere %33 zam yapıldı. Görüşmeler bir süredir devam ediyordu. Türk İş'e bağlı Teskop İş, Toleis ve Tek Gıda sendikalarıyla Grand Plaza AŞ arasındaki toplu iş sözleşmeleri sonuçlandı. Ücretlere yaklaşık %33, sosyal haklara %40 ila 50 arasında zam yapıldı. Sözleşme Grand Plaza'ya bağlı bakkal, büfe, restoran gibi tesislerde çalışan yaklaşık 600 işçiyi kapsıyor. İmzaların atılmasının ardından sendika temsilcileri ve işçiler halay çekti, kutlama yaptı. Toplu iş sözleşmesinin imzalandığı bir diğer yer Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu. Belediye ve iştiraklerinde çalışan iş sözleşmesinde imzalar atıldı. En düşük ücret 5.117 lira oldu. 6.040 çalışanı ilgilendiren sözleşme 36 ay süreyle geçerli olacak. Taşeronlar şirket kadrolarımıza geçen çalışanlarımızın haklarını daha da iyileştirerek güvence altına alınmış oldu. Bizler de bu noktada azami bir gayret gösterdik. Koronavirüs meselesine, dosyasına geri dönelim isterseniz. Çocuklarımız açısından ciddi bir durum var. Hastanelere başvuran koronavirüs hastaları arasında son dönemde çocuk sayısının arttığı kaydediliyor.
Vaka oranı %11 iken son günlerde %30'a yükselmiş maalesef. Tatil bitti, havalar soğumaya başladı. İnsanlarsa günlük hayatlarına yavaş yavaş geri dönüyor. Türkiye bu yıl geride bıraktığımız 1,5 yıldan farklı olarak Covid salgınıyla mücadelede kapanmaya gitmedi şimdilik. Bu yıl alınan bir diğer kararsa okulların yüz yüze eğitime başlaması oldu. Yüz yüze eğitime geçilmesiyle salgından en az etkileniyor denilen çocuklarda durum tam tersine döndü. Hastalanan grup olarak ve hastaneye yatış ve sonuçlarla etkilenme açısından çocuk grubunun giderek önemi artmaktadır bu alanda. Önceki haftalara göre COVID-19'u saptadığımız çocuk oranında çok büyük bir artış olduğunu söylememiz lazım. Yani aşağı yukarı %8 iken bunun %30'lara yaklaştığını, test pozitifliğinin söyleyebiliriz. Varyantların çoğalmasıyla birlikte çocuklar da salgından etkilenmeye başladı. Okulların açılmasının etkisiyle de çocuklarda pozitiflik oranı %30'u gördü. Maske, mesafe, hijyen tek başına yeterli değil artık salgınla mücadelede. Uzmanlar bu tedbirlerin yanı sıra çocuklarda da aşılamanın önemine dikkat çekiyor. Aşılanmanın bu hastalığın, salgının yok edilmesinde temel bir silah olduğunu hiç unutmayacağız. Biliyorsunuz çocuklarda da artık aşının biz etkili ve güvenli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çocuklar da aşılanmalı. Hangi çocuklar? Bizce 12 yaşın üstündeki bütün çocukların aşılanmasında fayda var. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Tanıl Kendirli ise çocuklardaki koronavirüs vakalarında gelinen son noktayı çocuk yoğun bakımları ve enfeksiyon servislerimizde boş yer yok diyerek anlattı. Bizim hastanemizde COVID-19 için ayrılmış alanlar dolu, ancak çocuk hasta olduğu için erişkinlerde olduğu gibi biz aslında çok geniş yerler ayırmamız gerekmemişti bugüne kadar ama toplam şu anda 8 yatağımız var servislerde, yeni doğan, çocuk yoğun bakım ve enfeksiyon servisinde. Onlar dolu şu anda. Bir de acilde pozitif hastamız var, yatmayı bekleyin. Henüz Sağlık Bakanlığı'ndan çocuklarda artan vaka sayılarına yönelik herhangi bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki günlerde alınacak tedbirlerde çocuklar arasındaki bulaş hızındaki artışın da göz önüne alınması bekleniyor. Profesör Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı az önce yaptığı açıklamada ilköğretimdeki öğretmenler arasında birinci doz aşılanma oranının %92 olduğunu söylemişti hatırlarsanız. Bu oran demişti Türkiye ortalamasının çok üstünde. Öyle gerçekten de bakın bugünün verileri geldi. Bugünün verilerine baktığımız zaman birinci doz aşı yapılma oranının Türkiye genelinde %84,74'e ulaştığını görüyoruz ki bu bence gene de yüksek bir veri. Hızlanmış gözüküyor aşılama programı. Zannediyorum PCR testi zorunluluğu, aşı zorunluluğu ve medya kampanyalarının bir etkisi olmuş olmalı. Zira Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi turuncu kırmızı gözüküyordu genellikle haritada. Ama bakın şimdi %65-75 aralığına yükselmiş vaziyette, sarı olarak görebiliyoruz o bölgeyi de. Vakalara bakalım. Yani haritaya bakınca insan vakaları atlıyor ama hemen bakalım. 18 Eylül Cumartesi'nin veri sayısı. Vakalar 26.161 kişi hastamız var. 221 kişiyi COVID'den kaybetmişiz. İyileşen hasta sayımız da 24.023 kişi olarak kayda geçiyor 18 Eylül için. Rakamlar böyle. Bir yandan pandemi, bir yandan küresel değişiklikler ve küresel ısınma. Türkiye'nin dört bir yanında kuraklık hüküm sürüyor. Ya göller kuruyor ya da kirliliğe teslim oluyor. Biz de sorduk, bir uzmanla konuştuk. Çevre mühendisi Baran Bozoğlu'na. Türkiye'de şu ana kadar kaç göl varlığımızı kaybettik dedik. İşte yanıt. Son 60 yılda 70'e yakın doğal göl kurudu. Kayıp Marmara Denizi'nin yüz ölçümünün bile üzerinde. Neredeyse 3 Van Gölü büyüklüğünde. Uzmanlara göre bu durumun iki temel sebebi var. Birisi özellikle hatalı su politikaları, yani suyun doğru yönetilmiyor olması. Diğeri ise iklim krizi. Kuruyan göller kadar kuruma tehdidi altında olan göller de var. En büyük tatlı su göllerinden olan Akşehir, Beyşehir ve Eğirdir göllerinin su kaybı gün be gün artıyor. Her geçen gün biraz daha su toprak parçasına dönüyor. Sebebi hem iklim krizi hem de hatalı su politikaları. Buradaki göllerimizin kuruyor olması
aynı zamanda yaşam alanlarımızın tükenmesi anlamına geliyor. Uygulanan teknolojiler, yöntemler, Tarım Bakanlığı tarafından verilen izinler, Devlet Su İşleri tarafından yapılan projeler aslında bütün bu problemlerin temel kaynağı. Sağlıklı bir çevrede yaşayabilmek, biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunmasıyla mümkün.